Eğer bir şeyi alıp daha da büyütürseniz daha havalı olur. Daha büyük daha iyi. O da böyle dedi. Hmm. Hepimiz normal çakmağın boyutunu biliyoruz. İşte dev çakmak da bu kadar büyük oluyor. Aman tanrım. Şuna bak. Resmen şey gibi. Ohoho, vay canına. Dostum. Karı bile eritti. Bu adam babam olur muydu? Arkadaş olması yetmez mi? Arkadaşım olmak istiyorsan ara beni. Vay canına, bu çok kıyak. İstiyorum. Ve bu da bu zamana kadar yapılmış en büyük bisiklet. Bu beklenen etkiyi yaratamayan şeylerden biri olan bisikletlerden biri bence. Acaba şu an ne kadar yüksekte? Kamyondan daha yüksek ve daha uzun sanki. Bence en azından 5-6 metre yüksekte olmalı. 20 sosisli kadar falan uzun. Amerika'nın metrik sistem dışında her şeyi kullanma sebebi ne? Metrik sistemin canı cehenneme. Wow! Tamam, dev çakmak. Güzel, dev bisiklet. Güzel. Dünyanın en büyük kağıt uçağı peki? Bu dünyanın en küçük uçağı da olmaz mıydı? Dağdan fırlattılar. Dev bir kağıt uçağı dağdan aşağı fırlattılar. Çok güzel. Havada öylece süzülüyor. Şuna bak. Yoksa bunun anlamı... Aa, şu çalı çırpıları temizlemiş olsalar daha devam edebilirdi bence. Yani şimdi uçaklar sahte mi? Kağıt uçak uçamıyorsa normal uçak nasıl uçabilir? Evet, eğer bu kağıttan yapılmışsa... Dünya düzdür diyeceğimi dedim. Şu anda denemek üzere olduğum dünyanın en büyük... En büyüğünün simgesi neden dev kollar? Ne? Bu büyük, beni yanlış anlama. Büyük ve güzel ama olmasını beklediğim kadar büyük değil. Dünyanın en büyük motosikletinin bu kadar büyük olmasını beklerdim. Tamam, şu an gerçekten büyük görünüyor. Kaskı ihmal etmemelerine bayıldım. Aslında sadece 18 tekerleği almışsın ve üstünden bir sürü parçayı atmışsın gibi görünüyor. Vay canına. Aşırı kullanışsız duruyor. Adam gazı köklüyor ama ne kadar yavaş gittiğine bak. Evet, ben de onu diyorum. O kadar hızlı gidiyor gibi görünmüyor. Hey. Bir sürü oyuncak arka bahçeden kaçmaya çalışıyor gibi. Evet. Kaçıyoruz hadi. Baba, bana alır mısın? Baba ben miyim? Evet. Evet, benim olabilir. Eğer notların gerçekten iyi olursa Jimmy'ciğim. Bunun dünyanın en büyük tankı olduğunu sanmıyorum ama kesinlikle en komiği. Bu çok komik. Sanki birinin şeyden yapılma okul projesine benziyor. Neydi o? Kartondan yapılmış gibi. Ve birkaç tane de bomba. Muhtemelen. Yangın çıkarma ihtimalleri nedir? 8000. Yangın çıktı, şuna bak. Sarı otlarla dolu araziye binlerce havai fişek attıktan sonra yangın çıkmasına çok şaşırmış gibi görünüyorlar. Ne kadar saçma. Bunu kim tahmin edebilirdi? Sıradakine geçmeden burası birine işkence yapabilecek bir yere benziyor. Evet, ben de onu diyecektim. Tam yerde kavuş. Bunları görünce. Televizyonda da 30 yıllık bir CD oynar. Daha da kötü oldu. Bu ne? Ne yapmayı planlıyorlar? Bu beni oldukça gerdi. Oh, bu dev bir Beyblade. Beyblade bıçağı. Bıçaklı Beyblade. Dolaşmıyor mu? Hayatı olduğu yerde dönüyor. Ona bir şey fırlatacağım, tamam mı? Umrumda değil. Avustralyalılara bayılıyorum. Hadi ona bir şey fırlatalım. Tamam, bu büyük bir kamyon. Taşıdığı şey ne? Annene benziyor. Bu aşırı yavaş. Aynı annen gibi. Wow. Beni boş mu sandın? Wow. Sırada dünyanın en büyük Nerf tabancası var. Ne? Bir uyarı. Bunu yapan adam biraz ahmak bir tip ve pek evet, komik biri değil. Vasat videolar yapıyor. Bir türlü telefonunu açmaz. Sadece 20 milyon ağaç dikmek için 20 milyon dolar topladı. Tanrım, dünyadan nefret ediyor olmalı. Ne? Futbol sahasının diğer ucuna mı gidiyor? Hapşıracağım. Mark, bu o kadar iyiydi ki adam hapşırdın. Yüzme makarnasının ucuna tuvalet pompası takılarak yapıldı. Ne? Pompa mı kullanmış o? Tamam Mark, anladık, bizden daha havalısın, tamam. Anladık, bizden daha iyi video yapıyorsun. Herkes mühendislikten anlamıyor. Anladık, NASA için çalışıyorsun ve bizden fazla aboneyi hak ediyorsun. Sorun değil. Yani 10 üzerinden 10. Mark Rober'a abone olun. Bu da dünyanın gelmiş geçmiş en büyük balon. Tarihteki. Aman tanrım, bu 10 metreden fazla. Bu eskiden olsa yapacağımız şeylerden birine benziyor. Ne diyordun? Hey, balonu görebiliyorsun. Ne? Bıraktığı izi görebiliyorsun. Bu çok güzel. Bu beyefendi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yapbozunu henüz bitirmiş. 14 yaşındayken başlamış. Şimdi ise yaşlı. Sağ ol Inside Edition. Inside Edition'da olay falan mı yoktu? Ne oluyor şimdi böyle? Bence güzel. Niye öyle bu dedin ki? Bu 60 metrekare tam 54 bin parça. Inside Edition'da olay falan yok mu? Adam ömrü boyunca bunu yapmış. Bunun yerine yavru köpekleri de gösterselerdi muhtemelen. Seni yumruk yerken de gösterebilirlerdi ama yapmadılar. Hafta sonlarında bu işe günde 12 ile 14 saatini ayırıyor. Vay canına. Ne? Abartma. Bu etkileyici. Ben videoda 100 bine kadar saydım. Ben bu tarz sadece çılgınca içerikleri anlayabiliyorum. Merak ediyorum. 60'ımıza gelince tuhaf, aptalca bir hobi bulabilecek miyiz? Hayır, sen VR'da yaşayıp hiçbir şey yapmayacaksın. Evet, dürüst olalım. Onu şu anda da yapıyorum. Aman tanrım. Bu şey dev barbekü çakmaklarından. Oo. Hey, ya dünyanın en büyük kibritini yapan adamı ve en büyük çakmağını yapan adamı alıp bebek bakmalarını sağlasın. Dünyanın en büyük yangınını çıkardı. Yalan yok. Dünyanın sonu gelebilir. Ateş işemek gibi bir şey. Hiç güvenli durmuyor. Ne? Neden ses? Oh, havai fişeklerin üstüne sıkmışlar. Güzel. Ya da öyle bir şey. Daha da güvenli. Evet.
Başta bunun güvenli olmadığını biliyordum. Ama şimdi bundan eminim. Hiç güvenlik önlemi alınmadığı o kadar belli ki. Ne diyorsun? Yüzlerce önlem almış gibi duruyor. Ve şimdi de sırada dünyanın en büyük kibritleri. Kibriti yak. Ne? Şuna bak. Turpentin hakkında. Aa, şimdi çok daha iyi yandı. Şimdi de Minecraft meşalesi gibi. Her şey Minecraft değildir Jimmy. Ama bu epey benziyor. Evet öyle. Bu tam tamına 292 inçlik bir televizyon. Jimmy. Kaç para bu? Bu bizim olmalı. Son teknoloji. Modülleri alıp bir araya getirip ekranı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bunu Jimmy, alabilmek sen için milyoner falansın. Bir tane lazım. Alabilir miyiz? Yani o küçük modülleri istediğin kadar büyük bir televizyon yapmak için birleştiriyorsun. Yani aslında teorik Anne! Olarak aya kadar uzanan Anne! Bir tane yapabilirsin. Kendime not yazacağım. Televizyonu almak için mi? Tamam, dünyanın en büyük banyo bombası. Resmen betona benziyor. Artık benzemiyor, bu çok daha güzel. O kadar güzel ki... Aslında içindeki o kadar sabundan dolayı muhtemelen hapşırdın. Motorları olan bir havuza koymadılar ki bu sayede köpükler gitmesin. Evet, bu epikti. Dünyanın en büyük uçağı. Bu Shaton iPhone yazısına benziyor. Avatar'daki şu dev uçağın dağların arkasından çıktığı sahneyi hatırlıyor musun? Ha? Evet, şöyleydi. Evet, bunun da öyle olmasını umuyorum. Bakalım evet. Yaklaşabilecek. Pekala, görelim. Bunlar sadece... İki uçak gibi. Bu öyle zaten. Böyle. Şuraya bak. Gerçekten de iki tane uçak. Hadi ama yapmayın. Hadi ama. Dünyanın en büyük uçağı mı yoksa iki uçağın birleşimi mi? Bu iki uçağınki gibi bir arkadaşlık istiyorum. Şey gibi, nereye gidiyoruz dostum bilmiyorum. Yanımda sen olunca umurumda bile değil. Demek istediğim, iki uçağı alıp birleştirmişken dünyanın en büyük uçağını yaptığını iddia edemezsin değil mi? Bunun için kullanacaklardı ki? Evet. Fırlatmada yeni bir çağ. Bilgi için teşekkür ederiz. Yani roketi tam ortasına mı koyacaklar? Evet. Ha, tamam. Yakıttan tasarruf için roketi uçakla çıkarmış olabilirler. Sonra fırlatacaklar, aynen. Bu zekice. Daha iyisi de ne? Var. Dünyanın en büyük lastik tabancası. Yani milyonlarca dolar eden bir uçaktan daha mı iyi? Muhtemelen yüz milyonlarca dolar ediyor. Ne silah ama? İzleyelim. Ne milyonlarca dolar etmez ki? Az önce vurduğu dinozorlar mı? Bu silah. Gerçi çok havalı bir şey. Bak işte bu Tucker biraz daha büyüdüğünde onunla yapmak isteyeceğim bir şey. Ama bu kadar havalı bir baba olduğumu sanmıyorum. Doğruyu söyleyeyim. Dürüst olayım. Bunu yaparken seni düşünemiyorum. Ben daha çok şöyle bir baba olacağım. Tucker, hadi bunu internetten bulmaya çalışıp sonra alalım. Ne dersin? Evet. Tamam. İlk önce dünyanın en büyük balonunu patlattılar. Şimdi de en büyük su balonunu patlatıyorlar. Balonlardan ne istiyorlar? Orası beni ilgilendirmez. Düşüyor. Hadi ama. Oho. Hadi ama ne? Mesareye benzedi. Havuz darmadağın oldu. Havuz dümdüz oldu. Ağır çekimi de var bak. Oo. Dünyanın en büyük su balonunu patlatıp da nasıl bizim videomuzda olmazlar merak ediyorum. Evet. Nasıl olur bu? Sanırım çok büyük olduğunda. Evet ve büyük şeyler seni korkutuyor. Bu yüzden beni korkutuyorsun Jimmy. Çok büyüksün. O kadar iri olduğumu sanmıyorum. Boy olarak büyüklüğü kastettim. En olarak değil. Olamaz. Jimmy'yi üzdüm. Jimmy'yi mutlu etmek için abone olun lütfen. Ve şimdi hepinizin merakla beklediği an. Dünyanın en büyük Nintendo Switch'i. Aman tanrım. Karl'dan daha büyük. Tuşları çalışıyor. Ben sadece şey sandım. İnsanların televizyonun etrafına bunu yaptıklarını görmüştüm ama bu çalışıyormuş. Bu çok güzel. Listem gitgide uzuyor. En büyük Nintendo Switch'i, televizyonu ve kız arkadaşım için banyo bombasını alacağım. Hı-hı. Ve daha unuttuğum bir sürü şey var. Ah. O 70 inç mi? Daha büyük, daha iyi. Eğer evinde böyle bir şey olsaydı... Herkesten havalı olurdu. Evet, evinizde böyle bir şey olursa arkadaşınızın olmaması imkansız. Tucker'ın odasını düşün ve duvarda televizyon olarak bu var. Nintendo Switch televizyonu. Dürüst olacağım, şu an olduğundan daha iyi bir baba olurdu. Lanet olsun, gidip bir tane alayım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.